İsrail gerçekten şu anda etrafını çevreleyen ülkelerin hiçbirisinden korkmuyor ve bu anlamda hiçbir ülkede askeri harekatta bulunmak gibi, adım atacak gibi durmuyor. Ki bugünkü pozisyon da buna müsait değil. Bunlar ayrı değerlendirilecek olan hususlardır askeri anlamda. Fakat biz bunların nedensel sonuçlarına, ilişkilerine bakmayalım. Evet, Türkiye bugün dünya vicdanının bir noktada hukuka dökülmüş olan bir sesi ve icraatını ortaya koydu. Amerika'da, İtalya'da, Hollanda'da, İngiltere'de, Çin'de, Güney Kore'de, bütün dünyanın her tarafında sokağa dökülen ve Gazze'li halkın sesi olmaya çalışan vicdan sahibi tüm dünya halklarının tamamının bir noktada vicdani sesi olmuş oldu. Türkiye'den önce tabii 6 ülkenin de başvurusu var. Türkiye 7. olarak bu başvuruda bulunuyor. Ancak Türkiye'nin bu anlamdaki başvurusu son derece kıymetli. Neden kıymetli? Bakın, Türkiye dünya üzerinde Rusya ve Ukrayna savaşında duyurmuş olduğu ara bulucu rolü adını, özellikle son geçtiğimiz bir ay içerisindeki Rusya ve Amerika arasındaki esir takasını değerlendirdiğimizde son derece harika bir operasyonla farklı ülkelerdeki esirleri ilgili ülkelerine ulaştırarak Ankara'dan tarafları teslim ederek ortaya koyduğu operasyonel boyuttaki ismiyle hem Putin hem Biden hem de diğer dünya devletleri nezdinde, başkanları nezdinde bir itibar kazanmış oldu. İşte bu anlamda son derece önemli. Türkiye'nin arabuluculuk rolü, uluslararası ilişkilerdeki etkin rolünün ortaya koymuş olduğu bu sonucun dünya ülkeleri, dünya devletlerinde rol model olacağını değerlendiriyorum. Yani evet, her ne kadar baştan itibaren İsrail'in güçten anlayacağını, askeri müdahaleden anlayacağını ifade etmiş olmama karşın bir de şu boyutu gözden kaçırmamak gerekir. Nedir o boyut? Eğer dünya ülkeleri İsrail'e ticari anlamda, ekonomik anlamda, siyasi anlamda bir ambargo uygularlarsa İsrail geri adım atmak zorunda. Bugün dünya ülkelerine bakıyorsunuz, İsrail'de ticari ilişkilerini kesmiş değiller. Gerçi ticari ilişkilerin kesmesi çok önemli değil. Savunma sanayi anlamındaki ilişkilerini kesmiş olsalar, İsrail zaten otomatikmen bu anlamda harekatta durdurmak zorunda. Çünkü bu kadar bombayı, bu kadar savunma sanayi ürünü İsrail tek başına üretemiyor, elde edemiyor. Ve Amerika'nın ve Batı ülkelerinin destekleri ve yardımlarıyla ortaya koyuyor. Bu açıdan bir yaptırım uygulanırsa eğer, elbette ki kısmi olarak bir müddetli bir süreliğine bu katliamın durdurulmasının önüne geçilebilir. Neden bir süreliğine? Bakın, Netanyahu ne dedi? Dedi ki, Batı Şeria bizim ülkemizin bir parçasıdır. Ya 1967 sınırlarına biz baktığımız zaman Batı Şeria hakimi hangi devletin sınırlar içerisinde? Filistin devleti. Bu demektir ki biz İsrail olarak Filistin devletine 1967 sınırlarını tanımıyoruz. Gerçi benim şahsi olarak meseleme gelince, ben 1918 hep söylüyorum sizinle yayındayken. Ben 1918 sınırlarını bilmem arkadaş. Beni 1967 ilgilendirmiyor. Beni 1948'de ilgilendirmiyor. Ben İsrail'in o Yahudi zihniyetinin ve anlayışının, bu anlamdaki Yahudi, Siyonist Yahudi ve zihniyeti anlayışının bölgeden tamamen sökülüp atılıncaya kadar İsrail'de mücadele edilmesi gerektiğine inen bir insanım. Dolayısıyla bugün bu sözlere baktığımızda, evet, bugün yaptırımlar uygulanmış bile olsa bu şu anlama gelmektedir ki İsrail gelecekte de bu katliamlarına yeniden bir başka bahaneyle başlayacak. Özellikle bizim ülkemizde Hamas'ın 7 Ekim'de ortaya koymuş olduğu Aksa Tufanı harekatından sonra, efendim, neden Hamas affedersiniz böyle bir harekatta bunu saldırıda bulundu? Bakın, onun yüzünden bir sürü insan Gazze'de, Filistin'de katlediliyor. Bunun sebep ve gerekçesi olarak da Hamas'ı suçlu görüyor. Bizim ülkemizde de bunlar görülüyor. Harbi böyle değil. İsrail zaten katliamlarını sürdürüyordu. İsrail zaten habire önüne gelen insanları öldürüyordu orada. Yani dolayısıyla oradaki insanlar her an ölümle burun buruna, açlıkla karşı karşıya. Bakın, Gazze'de tecrit edilmiş. Ben Türkiye'de insanları ev hapsine aldılar. Ev hapsi bile insanları bunalttı. Yani televizyonunuz var, her şeyiniz var. Balkona çıkıyorsunuz, terasınıza çıkıyorsunuz. İnsanlar sizi ziyarete geliyorlar vesaire. Böyle olduğu halde bunalıyor insan, yaşayamıyor. Ama siz Gazze'de tecrit içerisindesiniz. Su yok, ekmek yok, yani yakıt yok, her türlü tecritten, hastane yok. İsrail televizyon kanalında şunu tartışıyorlardı ve çok böyle ciddi toplu bir şekilde. Toplu tecavüz meselesi, bir de oynamaya sunmuşlar. Gerçekten yani, o kadar ilginç ve utanç verici bir andı ki yani. Ya inanın, bir an ben kendimi düşündüm. Evet. Tuba Hanım, askerim. Şimdi her zaman için bir asker bir yerde esir düşeceği hayalini kurar yani. Ben Kıbrıs'ta 1997 senesinde gerçek bir olaya görevlendirildim.
İki tane Yunan uçağı Rum kesimine inmişti. Başbakan Tansu Çiller'di. Ve uçak oradan kalkmıyordu. Biliyorsun Yunanistan'ın orada uçak, askeri anlamda uçak bulunması yasak, evet, anlaşmalara, evet, göre.